Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hadis karşıtlarının sıkça gündem ettiği ve bunun üzerinden hadisler etrafında şüphe halkaları oluşturmaya çalıştıkları, aynı zamanda hadisleri inkar etmeyenlerin de ilk etapta şüpheye düşebildikleri bir rivayet vardır. O da Buhari'nin sahihinde yer alan, zina eden bir maymunun diğer maymunlar tarafından recm edilmesidir. Evet, söz konusu rivayet şu şekildedir. Amr ibn-i Meymun şöyle demiştir. Ben cahiliye devrinde zina etmiş olan bir maymunun üzerine birçok maymunun toplanmış olduğunu gördüm. Maymunlar o zina eden maymunu recm ettiler. Ben de o maymunlar topluluğunun beraberinde o zina eden maymuna taş attım. Öncelikle rivayette adı geçen Amr ibn-i Meymun'dan bahsedelim. Amr ibn-i Meymun tabiinden olup sahabe değildir. Kendisi Muhadramundandır. Yani cahiliye zamanında ve İslam döneminde yaşadığı halde Hazreti Peygamber'i görmeyen bir kimsedir. Aynı zamanda bu kişi Peygamber Efendimiz'den rivayette de bulunmamıştır. Rivayete dönecek olursak bu rivayet ne peygamberimize ne de sahabemize ait değildir. Onlara nispet de edilmemiştir. Sadece Amr ibn-i Meymun'un kendisinin cahiliye döneminde yaşadığı ve daha sonra anlatmış olduğu bir hadisedir. Ayrıca bu rivayet yaptırımı olmayan, şer'i delil teşkil etmeyen bir rivayettir. Yani sanki fıkıhta zina eden hayvanların öldürülmesi yönünde bir görüş var da bu rivayet de onun ilmi zeminini oluşturuyor gibi bir yaklaşım doğru değildir. Amr ibn-i Meymun bir bölgede bir maymun topluluğunun başka bir maymuna saldırdığını görüyor. Kendisi de bir zan ile, bir fikir yürütme ile bunun zinadan ötürü diğer maymunların o maymuna vermiş olduğu bir ceza olduğu varsayımıyla kendisi de o taşlanan maymuna taş atıyor. Hadise bundan ibaret. Dediğimiz gibi bu peygamberimizin ya da sahabelerimizin bir sözü değildir. Bu rivayet Buhari'de yer alan muallak rivayetlerden bir tanesidir. Muallak rivayetler, senedinin müellif tarafındaki kısmından bir veya daha çok ravisi zikredilmeyen hadis anlamında olan bir terimdir. İmam Buhari'nin eserinde bu rivayetle beraber toplam 1341 kadar muallak rivayet yer almaktadır. Muallak hadis, senedinde kopukluk bulunduğu için zayıf sayılırsa da onu eserine alan alimin metoduna bakarak hüküm vermenin daha uygun olacağı söylenmiş, sahih hadisleri toplamak maksadıyla yazılan eserlerdeki muallak hadislerin kitabın müellifine göre sahih kabul edebileceği ileri sürülmüştür. Ancak bu konu tartışmalıdır. Bu tür rivayetlerin aynı kitap içerisindeki müsned hadisler ayarında, yani ilk kaynağına kadar senedinde kesiklik bulunmayan hadis ayarında olmadığı kesindir. Zira bu rivayetin senedinde yer alan Nuaym İbni Hammad ve Huşeym'in zayıf görüldüğü ve hadis konusunda çok hata ettikleri İbni Hacer ve benzeri alimler tarafından aktarılmıştır. Bu rivayet İmam Buhari'nin eserinde yer alsa da, İmam Buhari'nin bir rivayeti sahih kabul etme kriterlerine uymamaktadır. Zaten Buhari bunu iddia da etmemiştir. Peki bu rivayet İmam Buhari'nin eserinde neden yer alıyor? Elbette İmam Buhari bu rivayeti sebepsizce eserine dahil etmiş değildir. Bu konuda İmam Kurtubi şöyle demektedir. Buhari bunu Amr ibn Meymun'un cahiliye dönemine erişmiş olduğunu göstermek üzere nakletmiş ve cahiliye dönemine dair onun bu husustaki zannına herhangi bir önem vermemiştir. Evet, İmam Kurtubi'nin de dediği gibi İmam Buhari bu rivayeti Amr ibn Meymun'un cahiliye dönemine erişmiş bir kişi olduğunu göstermek için eserine dahil etmiştir. Nitekim Amr ibn Meymun olayın cahiliye devrinde gerçekleştiğini söylüyor. İşte İmam Buhari de bu rivayet ile bunu göstermek istiyor. Yani Buhari sadece döneme odaklanıyor. Yoksa sahih Buhari'nin şerhi olan Fethül Bari'de yer aldığı gibi bu rivayette mükellef olmayan varlığa zina ve hayvana had uygulaması isnadı söz konusudur. Bu ilim ehli nezdinde kabul edilemez. Peki maymunların ya da diğer hayvanların bu tarz reaksiyonlar göstermesi mümkün müdür? Bu rivayette yer alan zina üzerine rejim hadisesi gerçekten olmuştur demiyoruz. Zaten bu Amr ibn Meymun'un kendi zannıdır. Fakat hayvanların, özellikle koloni halinde yaşayanların, diğer hayvanlara, hatta kendi cinsinden olan hayvanlara karşı tehdit, yemek kavgası, saldırı, bölge işgal etme, hatta kıskançlık ve benzeri durumlarda onları dışladıklarını, saldırdıklarını ve öldürdüklerini bilmekteyiz. Ki maymunların daha sosyal ve çok ilginç özellikleri ve davranışları olan canlılar olduğu herkesce malumdur. Burada da muhtemelen bir sebepten ötürü bir maymun diğerlerinin saldırısına uğramıştır. Fakat dediğimiz gibi Amr ibn Meymun bunu zina neticesinde gerçekleşmiş bir saldırı şeklinde değerlendirmiştir. Sonuç olarak bu rivayet peygamberimizin veya sahabelerimizin bir fiili, sözü veya ikrarı değildir. Hayvanların zina etmesi durumunda onları recm etmek gibi bir yönelim de yoktur. Bu rivayet Amr ibn Meymun'un cahiliye döneminde şahit olduğu bir hadiseyi kendince yorumlamasıdır. İmam Buhari bu rivayetle Amr ibn Meymun'un cahiliye dönemine yetiştiğini ispat etmek istemiş ve maymunun rejmi konusuyla ilgilenmemiştir. Buradan herhangi bir mesaj ve fıkıh vurgusunda bulunmamıştır. Bu sebeple bu rivayet üzerinden İmam Buhari'ye, eserine, hadis külliyatımıza ve ehli sünnete bir saldırı ve ithamda bulunmak acınası bir cehalettir. Halbuki bu eser eşine az rastlanacak derecede büyük bir ilmi mirastır. Nitekim Ömer Mahmud el-Filistini der ki,
Allahu Teala'nın insanoğluna vermiş olduğu nimetlerden biri de İmam Buhari'nin sahihini ona sevdirmesidir. Bu sevgi, bu eseri araştırmacı ve inceleyicilerin ilmi de Yüce Rabbimizin kitabından sonra en yüce kitap haline getirmiştir. Evet, bu rivayetle ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilendir.